Arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhaba merhaba merhaba. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün sonunda unutmayacağım dedim ve not aldım. Bugün üniversite sınav sonucumu sizinle paylaşıyorum. Aslında Instagram'dan takip ediyorsanız beni bunu paylaşmıştım. Hatta ilk gün paylaştım ama buradan aklıma gelmedi yani paylaşmak. Daha sonra yorumları görünce dedim ki Eloşki sen dedim bunu nasıl unuttun diye hemen paylaşmaya karar verdim. Aslında videonun sonuna koyacaktım bunu. Hatta çekmiştim ama dedim ki videonun sonuna değil videonun başına koyayım. Çok fazla hani beklemek zorunda kalmayın. Hem böyle videonun girişinde bu üniversite sınav sonucundan bahsedeceğim. Sonrasında da çekmiş olduğum vloglar vardı. Çok güzel, çok eğlenceli. Onları izlemeniz için sizi bir videoyla baş başa bırakacağım gibi düşünebilirsiniz. Bu sene son kez üniversite sınava girdiğimi söyledim. Bu arada videonun başında olduğumuz için bir şey daha söyleyeceğim. Dişlerim biraz fazla beyaz gelebilir size. Ufak bir diş sıkma sonucu dişlerimi kırdım ve birkaç şuradan neyse. Ve hani şu an geçici dişlerim var ağzımda. Hani farklı geliyorsa bundandır. Hani belki de farklı gelir ve yorum gelir. Yorum gelmeden ben önüne geçeyim diye söylemek istedim. Salı günü zaten tekrar eski haline dönecekler. Ve bu sınav bu sene bence biraz zordu. Onu söylemiştim. Soru tipleri tek tek şıkları eleme üzerineydi. Bu şekilde olunca da sınav biraz zor oluyor. O yüzden ben de zor olacağını düşünmüştüm. 2022 sınav sonucuma gelelim. Bu sene Türkçeyi bu arada arttırmışım ben. Geçen seneye baktım. Geçen sene 30 tane Türkçe yapabilmişken bu sene 32 tane Türkçe sorusunu doğru cevaplamışım. Ama 8 tane yanlışım var. Şimdi bakayım geçen seneyle bir kıyaslama yapayım. Geçen sene de 8 taneymiş. Geçen sene 9 tane yanlışım varken bu sene 8 tane yanlış ve 2 tane daha artı doğru yapmışım, öyle söyleyeyim size. Ben sadece Türkçe ve sosyale girmiş olduğum halde ve Türkçe'yi gerçekten hızlı çözebileceğimi düşündüğüm halde neredeyse bir sınav süresi boyunca sadece sosyal, yani Türkçe ve sosyali çözebildim. Öyle. Yani sadece yarım saat mi kalmış, öyle söyleyeyim size. Yani yarım saat bile sayılmaz. O yüzden o anlamda zor diye düşündüm. Matematik soruları kolay olabilir, öyle demişler ama yetişen ne yani yetişen neydi bence. Neyse, sosyalde 11 doğru 9 yanlışla zirveyi gerçekten görmüşüm. Çok kötü geçmiş sosyalim. Sosyalim bu kadar kötü geçtiğini ben bilmiyordum. Ben bu 9 yanlışın kesinlikle felsefe ve dinden olduğunu düşünüyorum. Geçen seneye bir baktım. Geçen sene 14 doğru 5 yanlış yapmışım. En azından boş bırakmışım geçen sene yani. Neyse, bu sene sosyalim gerçekten kötü geçmiş. 11 doğru 9 yanlış bayağı kötü bir net bu arada. Yani benim kendi şeyime göre tabii, herkes kendi kıyaslasın. Neyse, matematikten de toplamda 4 tane soru yapmışım utanmadan. Ya senin neyine soru? 1 doğru 3 yanlış, en azından sıfırlamışım yani. Eksiye düşmüşüm. Fenden hiç yapmadım. Matematiğin sorularına şöyle ufak şöyle yüzeysel baktım. Zamanı yeten varsa ve matematik çözebilen arkadaşlarım için bence oldukça iyiydi sorular. Ama tabii zaman yetti mi onu bilemem. Şimdi genel olarak değerlendirmem bu şekildeydi. Bu sınav üzerinden kaç zaman geçmiş yani hala bu şekilde düşünüyorum. Şimdi gelelim Eloşkim, sınav sonucu nedir diye sorarsanız bana. Sadece TYT'ye girdim orada. Bir TYT'nin esası, bir de yerleşme puanı, hani üzerine artı puan ekleniyor sanırım, lise puanı onunla beraber var. Esas tabanda puan 259 puan yapmışım ve 759 bininci sıralamadayım gerçekten. Neredeyse 1 milyon. puanla beraber, ekstra gelen puanlarla beraber 303 puan benim şu an puan. 303.971 puandayım. Ve başarı sıralamamda 758.464. Yani çok garip bir şey söyleyeceğim. Geçen sene 257 puan, toplam puandan bahsediyorum. Yani eklenen puanlar dahil 257 puanla 702.000'deyken bu sene 303 puanla 758.000'e gerilemişim. Yani bu demek oluyor ki sıralamalar kaymış. Sıralamaların hani biraz oynaması aynı zamanda üniversite bölümlerinin de şu an gördüğünüz sıralamayla çok fazla almayacağı anlamına geliyor. Yani çok yüksekte bunu yazmayayım demeyin bence. Çünkü orada da kaymalar olacak. Yani bunu tetikleyen bir şey. O yüzden çok ona takılmayın derim. Bu sene son kez sınava giriyordum dediğim gibi. Bunun sebebi de artık hem bunaldım. Sınav stresinden çok bunaldım. Siz sanıyorsunuz ki Elif sınav stresine gibi alakası yok. Benim midem bulanıyor. Eskiden beri böyleydi. İlk sınava girdiğim zaman da midem çok kasılmıştı. Gece uyuyamamıştım. Bir şey sürekli aynı şekilde yaşamaktan gerçekten çok bunaldım. Hem de böyle gitmek istediğim bir yer vardı. Aslında ilk girdiğim sınavda kazanmıştım. Ama İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar'daki kampüsüydü ve oraya kadar gitmek istemedim. Bu taraflarda da o bölümde yoktu. Dedim ki ben zaten yeterince üniversite okudum. Artık kurslara gitmeye karar verdim. Ama insan yine de hani hangi bölümlere girerim diye merak ediyor. Dün şöyle bir araştırdım. Bu kadar çok şeye girebiliyorum ya arkadaşlar, inanamazsınız şimdi. Şehri bir sıralayayım önce. En azından şehri İstanbul diyelim.
Sadece bölümleri okuyacağım. Bunlar hani para vermeden vakıf üniversitelerinde de tamamen burslu okuyabileceğim bölümler. Uçak teknolojisi, 2 yıllık bunlar ama unutmayın bunları. Uçak teknolojisi okuyabiliyorum. İlk ve acil yardım okuyabiliyorum. Anestezi okuyabiliyorum. İnşaat teknolojisi, fizyoterapi, bilgisayar programcılığı, grafik tasarım, dış ticaret, ağız ve diş sağlığı, farklara bakıyorum. Otomobil teknolojileri, su altı teknolojisi, aşçılık ki bu benim biraz dikkatimi çekti. Biyomedikal cihaz teknolojisi, iç mekan tasarımı, bu da benim dikkatimi çekti. Hem de güzeldi yani. Bilgi Üniversitesi'nde iç mekan tasarımı bence güzel. Hem de burslu, bence gayet iyi bu. Ortopedik protez ve ortez, mimari restorasyon, bu da iyi. İkinci öğretim ama bu. Gemi makineleri işletmeciliği, 11 sayfa falan daha var, öyle söyleyeyim size. Bayağı bir bölüm aslında geliyor eğer hani bu tarz bir şey okumak isteseydim. Yakın olduğum bir iki tane bölüm var. O da işte mimari restorasyon, hani biraz daha böyle tatlı yani. Ben böyle sanatsal bir şey okumak istemiştim. Yüksek okullarında da genelde sanattan ziyade biraz daha teknik öğretirler bildiğiniz üzere. Pek yok ama hani bir tek o şey vermedi ya da böyle moda tasarım falan gördüm. Hani o tarz bir şey olabilirdi diye düşündüm. Bu sene de benim son senemdi. Bir dahaki sene sınava girmeyeceğim. Büyük ihtimal bir dahaki sene yine bu şekilde 3-4 milyonla beraber sınava girmek durumunda kalacağız. Yani ben girmeyeceğim ama sizinle beraber olacak kalbim. O söylemek istedim. Yani genelde bir kere açtıkları zaman bunu birkaç sene devam ettiriyorlar. Umarım sizin sınav sonucunuz güzel gelmiştir arkadaşlar. Umarım istediğiniz yerlere girebilirsiniz. Yani şey falan derler genelde işte sınav çok önemli falan filan ama o dönemden de geçen bir insan olarak o dönemde hayatınız tek önemli şeyi gerçekten sınav ve sınav sonucu ve nereye yerleştiğimizle ilgili biraz oluyor. Onun da farkındayım. O yüzden o şeyler söylemeyeceğim size. Umarım istediğiniz yere tutturabilmişsinizdir. Eğer çok idealist biri değilseniz yani illa da bir bölüm olacak demiyorsanız da bence tercih yapın. Ben size bunu öneririm. Bir tane daha kaybetmeyin derim eğer çok idealist değilsiniz. Şimdi sizi bloğumla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Alışverişe gidiyorsanız şu an. Bay bay. Emir'e bir şeyler bakmaya gidiyoruz. Şöyle bir pantolon almışım çıksam. Dur kapanma. Şöyle bir pantolon aldım. Aslında anneme daralttırdım. İki beden büyük diyorlar, iki beden büyük aldım. Sonra daralttırdım ama annem dedi ki bak yine bol. Dedi ve evet biraz bol. Kemerle falan idare ediyoruz. Hani biraz da bulu kalsın hani böyle oh yeah. Bir tık hani şuralar falan evet bir tık şey oldu. Kemerle idare edeceğim. Bu pantolonun linkini bırakacağım çünkü güzel bir pantolon. Ve bütün bedenleri var. Yani 48'e kadar hatta 48'den fazlası var. Aklınızda bulsun. Bir tane de şey şort var onu da bırakacağım. Biz AVM'ye mi gidiyoruz aşkım? Tamam gidiyoruz. Hani gidelim. Normalde kahvaltıya gidelim dedik de. Güzel birkaç tane yer var. Buraya git, buraya git, şuraya git biraz zor. Alışveriş falan da yapacağız. Ama ne yiyeceğiz kahvaltı? Şey AVM'de o da biraz. Ay yine Mado'ya gidemem haberin olsun. Yok sadece. Aşkım ben buraları bilmiyorum ki. Ben Avrupa yakasında gençliğimi yaşadım işte arkadaşlar buraları hiç bilmiyorum. Kadıköy bile çok az biliyorum. Hele hele. Ama öyle. Hele hele. Gerçekten öyle ama. Hani gerçekten ne yapabilirim ki? Siz o hikayeyi biliyor musunuz bilmiyorum. Ben üniversite tercihlerimi hep Anadolu yakasında yaptım. Çünkü bu tarafta yaşıyorum hani. Hep ama. Sonra son bir tane onu da annem yazmıştı gerçekten. Son bir tane İstanbul Ticaret Üniversitesi yazdı. Ve yazdığı burs sıfır. Normalde benim %50 zaten tutuyordu oraya. Bunu da öylesine yazalım diye yazdı. Hani bakmadım bile. Tercihlerimi evet ben yapmadım bu arada tercihlerimi. Bunu da söylemek isterim yani. Kendi tercihlerimi de elindeyiz. Öyle oluyor öyle. Ailelerde oluyor öyle bir şeyler. Neyse. Neyse böyle aslında buraya kadar sıkıntı yok. Sonra bir yazıyorlar şey kampüs Sütlüce yazıyor. Babam benim İETT'de çalışıyordu o zamanlar. Emekli oldu. Babam diyor ki burası karşısı. Annem diyor ki ilk sayfa yenilesene. Anne diyorum karşısı demek ki diyorum kampüs karşıda. Annem böyle yapıyor. Bu kız hiç karşıya geçmedi ki. Evimiz iki katlıydı. Annem aşağıda sinir krizi geçiriyor. Ben yukarıda nasıl ya diyorum. Karşıya mı geçeceğim? Nasıl geçiliyor ki? Babam böyle yapıyor. Merak etme sana akbil çıkarırım. Komik bir adam biliyorsunuz az çok. Bu şekilde başladım maceram. Ben 18 yaşına kadar her yere arabayla götürülen biriydim. Her yer dedim dershane ve ev arasındaki her yer yani ya da ne bir Kadıköy'e belki 2-3 kere gitmiştim gerçekten. Biraz böyle şey içimde yaşayan böyle biraz daha kapanık bir yapıdaydım herhalde. Gerçi hep öyleyim ben hala öyleyim biraz. Sonra işte mecburen şak karşıya düştüm ve inanılmaz babam 2-3 ay babam götürdü. Çünkü hiçbir ilk gittiğim tek başıma ilk gittiğim gün telefonumu çaldılar. Böyle anılarım var benim. Konya'nın ovalarında okuduk. Ya 17 yaşında ben stajdan çıkıp
Kadıköy'de takılmaya gidiyordum arkadaşlarla. Ne bağırıyorsun kulağımda bir de ne yapabilirim? 17 yaşında daha mı? İlk defa karşıya geçmiş telefonunu çaldırmış böyle bir şey olabilir mi? 17 yaşında. Ya? Oha çok küçüksün. Ben 17 yaşımda sadece Kadıköy'e gittim. Mesela o yüzden ben böyle her şeyi biraz daha geç yaşadığım için yaşlanmıyorum mesela. Her şeyi çünkü çok geç yaşadım. O yüzden mesela 27 yaşındayım ama ben şu an 20 yaşında falanım yani. O zaman yapmam gereken her şeyi yapabiliyorum. Bu da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Araba kullanmam niyeceram. Benim yolum çok uzayınca annem arabayı altıma verdi. Dedi ki bu arabayla gidelim. Arabayla gidelim. Lükse bakar mısın? Aldım araba veriyor mu? Ben söyledim. Arabayla gidelim. Korkuyorum çünkü insan gibi kullanmadıkları için hala böyle insan gibi kullanmadıklarını düşünüyorum. Yani çok kötü kullanıyorlar. Bir de sabah saatleri, saat dersim 10'da, benim saat 7'de çıkmam lazım, trafik var. Herkes üstüme geliyor. Babam dedi ki merak etme dedi, ben seninle gelirim. Kral içim rahatladı ya sağ ol. Bakmayın böyle dedim ben, kimse yapmaz böyle şeyleri. Bir 3 ayda babamla gitmiştik. Arabayla gidiyoruz ağlaya ağlaya. Hadi abartmayayım, ağlamıyordum da artık öğrenmiştim ama babam biraz şey, hızlı git sonra. Mesela tam böyle sağ sol ayrımı geldi ya, tam geldiği zaman sola. Ne ara sinyal vereceğim de döneceğim ama sen sinyal veriyorum. Niye sinyal veriyorsun, bu döneceğiz ya. Daha 500 metre var. Daha ne olsun? 5 metreden mi sinyal verecek? 300 metreden sonra veriliyormuş öyle. Neyse sağ olsun babamla beraber hızlı araba kullanmayı öğrendim yani. Sonra 3 ay sonra babam beni saldı. Sen dedi daha iyi gidiyorsun dedi. Saldı. Bu arada şu araba kullanmak şöyle. Ben arabayla geri dönmeyi bilmediğim için arkadaşlar babam beni orada bekliyor. Ve pahalı adam yani. O yüzden diyorum kimse yapmaz bakmayın. Prenses be. Prensesim hakikaten öyle büyüdüm. Babam bekliyor benim dersim bitecek. Atıyorum arkadaşlarımın işi mi var onu da bekliyor. Neden yapıyor bunu değil mi? Saat 3'te mesela dersim bitmiş bir gün ama 6'da çıkacağım diyorum. Çünkü arkadaşlarımla takılacağım. Bu tamam. Hani hiç ikiletmezdi yani. Tamam bekliyor beni Prenses Elif'i. Sonra benimle beraber bazen bir de şey yapıyordum. Ya çok yoruldum baba diyordum. Kendi kullanıyordum. Ay sinirim çok uzun. Böyle anılarım var. Neyse sonunda araba kullanmayı öğrendim. Telefonu evde unutmuşum arkadaşlar. Telefonumu evde unutmuşum. Çok güzel bir yere park et. Birkaç saat idare edebilirim diye düşündüm ama böyle bir anksiyete var tabii. Telefon bağımlısı olmuşuz artık. Dedim ki Emir'e telefondan Instagram'ı açarım dedim. Biraz bir tık rahatlarım. Bir rahatlık gelir. Yemekten çıktık. Bir şeyler bakacaktık Emir'e. Bir ayakkabı beğendim. Emir hemen deneyelim dedi. Manikürüm yok ama size ufak göstermek istiyorum. Kararsız kaldık biraz. Biri bu rengi bir tık. Yani küçük geldi. Küçük gelmedi de işte küçük yani. Şuradan siyahı. Emir siyahını beğendi. Ben bunu daha çok beğendim. Birkaç yere daha bakacağız ama burada indirim de varmış. Elle'deyiz. Bakacağız. Pantolonumdan nefret mi ettim, aşık mı oldum, kararsızım ya. Biraz bol oldu bana herhalde o yüzden. Kemer falan taktım ama. Şuralardan bir dikişte annem şu kızacak bana, ben sana demiştim diyecek. Şuradan biraz daha şuraya bence oturtmalıyım. Hani şurası oturursa biraz. Değil mi? Bir şey gibi, yani bir bütü gibi sanki gözüküyor. Emir benim kendi kendine takıntım olduğunu iddia etse de. Emir Bey'e ayakkabı bakıyoruz şunlardan. Puma'dayız. En çok burayı beğendi. Dolandık ama ayağına olmadı. Keşke diyorum birkaç beden küçük alsa. Bulamadım. Kadın ayakkabısı çıktı. Aa doğru. Güzel bir size bulacağım onu. O kadar güzel bir ayakkabı beğendik ki Süper Step'te. Bayıldık dedik işte bu dedik Emir'in ayağında olması gereken ayakkabı dostum dedik. Kadın ayakkabısıymış. Ve bedeni de yokmuş yani. 40'a kadarmış. Şimdi başka bir şey beğendik. Puma'ya geldik kendi mağazasına. Aslında biz başka bir şey beğenmiştik ama ondan da numara yoktu. O yüzden bu modelden alacağız. Onun model için numarası varmış. Ayakkabı kıtlığı var. Herkes herhalde online alıyor. Ne oldu? Hani ayakkabı alıyordu. Alamadım. 2 dakika sizinle konuşmak için şuraya geldim. Niye çıkıyorum? Ayakkabılarımızı aldık ilk geldiğimiz yerden. Ben şöyle bir kartlık arıyordum aslında. Bu erkek kartlıkları var. Şöyle küçük cüzdanlar buldum. Şunu alacağım.
Çok güzel renkleri var. Karar veremedim. Dedim ki pembe alayım ya. Ne olacak ki dedi. Fiyat da çok uygun. 190 lira bunlar. Emir Bey'e donat aldım. Kendime latte. O da Amerikan aldı. Alışverişimizi. Bu da donatım. Ya. Donat mı donat mı? İki türlü kullanılıyormuş çünkü. Doğu dersen. Bak. Orada donat yazıyor. Bak. Doğu. Ha. Evet. Doğu diyor. Doğu. Ha. Evet, hamur demek doğu. Ha bak ya, yeni bir şeyler öğreniyorum. Evet, ama donut o zaman. Donut diye de yazılabiliyor falan. Ama şu buradaki donut. Nasıl şimdi? Donut mı bu? Donut. Şimdi Emir burada kuaföre gidecek. Benim randevum başka bir yerde. Ondan sonra yan taraftan inşallah Ega bulacağız Emir'cime. O çok üzüldü çünkü. Sonra da evet. Ha, bu arada bu akşam bir yere event'e gidiyoruz aslında. Hem ona hazırlık hem de genel olarak da bir şeyler almamız gerekiyor. Aradan çıksın diye. Bugün de böyle AVM'de geçirdik. Sanki her günümüz AVM'de geçiyor gibi olabilir ama aslında geçmiyor. Sadece AVM gelince ben blok açtığım için sanki hep AVM'deymişim gibi olabiliyor. Nasıl oldu arkadaşlar? Vallahi güzel oldu. Yani şöyle, bu elbisemi de çok seviyorum. Ayakkabılarımı da rahatsızla giydim. Best couple. Bence güzel oldu. Best couple. Bunlar Emir'cim bana hediyesi bu arada. Söylemek isterim. Söyleyebilir miyim? Tamam. Makyaj olarak da kırmızı röz sürdüm bugün. Hani uzun süredir. Ha burada nereye gideceğimizden bahsetmemiş olabilirim. İstanbul Grup Dental'in bugün Etiler Şubesi'nin açılışı var. Hem biraz o hem de event yapmak istemişler bence. Çok güzel bir açılışa gidiyoruz. Böyle hani şık olayım istedim ama böyle aşırı aşırı da olayım istemedim. Bence güzel oldu, yeterli oldu. Çünkü emin değilim nasıl bir yer oldu. Şimdi karşıya geçeceğiz. Biraz nakit para koy içine bu arada. Şeyden dolayı. Nakit para bende ne arar ya? Bende en olmayan şey nakit para. Bozuk para koy. Bozuk evde para var da. Bir sürü. Var mı bozuk para evde? Tamam koyarım. Kapanması için. Yani arkasına destek koymuşsun daha rahat kapalı. Tamam gördüm değil mi? Ay bir şey diyeceğim. Böyle de çok seksi oldum. Kıskanmayasın ya. 20 dakika vermiş. Birinci köprüden mi veriyor? Bu araba çalışmıyor. Göz şey yapacağım şu an çekmiyorken. Şöyle veriyor bak şöyle. Birden veriyor. Bir mi bu? Bağlıyor aynı. Evet, bu iki değil değil mi? Bu bir. Şu arkadaki iki şunu niye vermiyor? Verir. 34 dakika diyordu onu. Şurada bir tıkanıklık varmış. Var. Orada şurada tıkanıklık yok ama. Yok. Birden var dersin. Bu zaten birinci köprü oluyor değil mi? Şu an bir oldu demiş. Ha, şu buradan iki. Sonra böyle yapmış. Bu üç tamam. Okay. Tamam oraya kadar gideyim ondan sonra yolda karar veririz. Okay. Şimdi Ataşehir. Eğer şarjım yeterse ve çekecek durumda olursam muhakkak çekerim arkadaşlar. Bir atmosferi görün isterim. Çünkü bugün bayağı beraber hazırlandık gibi oldu. Sonucunda görün isterim. Neyse hadi öptüm sizi, bye bye. Birazcık geç kalmışız ama 8'deydi. Mervanlar gelecek. Hem onlar bekliyorum hem bir şeyler yiyebilirim. Güzel bir yerdeyiz. Mervan'a sen Mervan'a yaz bir. Cortex'teyiz böyle Balta Limanı'nda. Hatice geldi. Hatice. Canlı müzik var burada. Ama biraz böyle damardan. Dur çekeyim size. Beraber ne yapacağımızı anlatacağım. Ne yapacağımız aslında bu kamera yani şu an çektiğim kamerayı yapacağım ama anlamanız açısından bu kamerada göstereceğim. Şimdi kameraların bu kullandığımız kompakt kameraların böyle kolay kullanılabilir küçük kameraların
genelde mikrofonları olmuyor. Sony'lerde falan var genelde mikrofon girişleri falan, ama mesela benim kullandığım Canon'un GDX'inde yok. Şu elimdeki kamerada da yok. Neyse, ben de biraz araştırmalar yaptım. Çok, ama çok araştırmadım, azıcık araştırmalar yaptım. Bunlara da böyle şey mikrofon tüyü deniyor. Ülkemizde birazcık pahalıya satılıyor. Şu en ucuzu şu elimdeki, ama normalde bunun büyükleri de var bende. Bu Rode ya da işte bu Shotgun kamera takılan mikrofonlar var ya, onlar tüyleri de olur. Bunlardan böyle ufak kesip şu kameranın tam mikrofon girişine yapıştırarak daha şey, ne derler, daha yumuşak, daha böyle rüzgarsız ses almamızı sağlıyormuş. Şimdi bunu deneyeceğiz. İnşallah elimize patlamaz, ama bayağı bir video izledim, gayet kolay gözüküyor. Kulağımı kameraya yapacağım, bu kamerayı yaparken de diğer kamerayla çekmeyi planlıyorum, şarjı varsa. Kameranız gerekiyor. Bu öylesine koydum bir kamera, bir tane bundan gerekiyor. Kamera tüyü olarak yazınca çıkıyor, yabancı haline yazdım, çıkmadı. Bir adet makas, bir de çakmak lazım. Çakmak olması sebebi de şimdi bunu ikiye keseceğiz bununla. Bu tüyler bayağı bir dökülüyor. Ama ne oluyor be, çakmakla yakınca kenarları falan böyle şey, fazla tüy dökmüyor. Yani internetten o şekildeydi. Şimdi diğer kameraya geçmiş. Benim yapacağımız kamera bu. Şimdi şurası, şuradaki noktalar benim mikrofonum. Buraya gelmemesi gerekiyor. Direkt burada uhulayarak da yapanı gördüm ya, yani tutkallık, ama ben o riske girmek istemedim. Şimdi buna göre şey alacağım. Şöyle şuraya kadar yani. Burası da flash yeri. Buraya hani dikkat edin. Yani şöyle göstereyim size. Burası çıkar böyle. Hani işimize pek yaramıyor. Yani video kullanan arkadaşlarımın bazında söylüyorum. Pek işe yaramaz, ama yine de aklınızda bulunsun yani. Şimdi şöyle bu bir tanesi yapıştırdım. Tek tarafını tabii ki. Evet, yapıştırdım. Şimdi bu bantlar böyle kalsın. Bunu çıkaracağız. Şimdi asıl kritik olan burası. Bakalım. İnşallah yapabiliriz. Bu normalde yaka mikrofonunun şey kılıfı, mikrofon tüyü olarak da bakabilirsiniz buna. Bunların özel kılıf, yani iç tarafı özel böyle. Normal kılıflar gibi değil. Bunu taktığın zaman rüzgarlık olarak da geçer, ama şey olarak çok bulamadım internette, rüzgarlık olarak çok bulamadım. Bende mesela bu var. Bu Rode markasının Shotgun için yapılan kılıfı. Mesela bu biraz daha şey. Buna göre biraz daha mesela kılları daha az dökülür falan, ama küçücük bir şey için bunu heba etmek istemedim. Evet, yaptım. Nasıl? Hatta ben biraz daha sağlam olsun. Bence şuraya da koyayım. Şurası biraz açıkta kalmış. Tadam. Duyuyor musunuz sesimi? Şurası yani. Benim sistem biraz esiyor. Bu video çektiğim gün hiç rüzgar yoktu. Şu an var. Bayağı esiyor şu an. Rüzgar geliyor mu? Biraz gelebilir, ama çok gelmese yeterli yani. Çünkü çok esiyor. Da sonrası. Yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hayat nasıl geçiyor? Mutlu musunuz? Güzel bir gün mü? Yoksa kötü mü? Genel olarak nasıl olduğunuzu merak ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Arada böyle iletişimde kalalım istiyorum. Bugün hem böyle aldım birkaç şey vardı. Onları kullanayım. Hem size hani aldıklarımı göstereyim. Onun öncesinde de birkaç şey almıştım. Hem onu göstereyim. Hem de makyajımı geri kalanını beraber yapalım istedim. Şimdi şöyle bir palet aldım. Ara renkler yok böyle sıcak. Yani gündelik renkler aslında hiç yok neredeyse. Renkli renkli bir tek şu var. Bu da bence biraz fazla sıcak. Ama böyle hani değişik renklerim olsun isterseniz diye alabileceğiniz bir palet. Şu anki göz makyajımı onunla yaptım. Revolution'ın Turkish Delight paleti bu. Rossmann'a girmişim. Rossmann'da hiç bilmediğim Rival diye bir markanın uygun fiyatlı bir fondötenini aldım. 120 lira civarında sanırım. Bu uygun bir fiyat bence. Çünkü artık 120 liraya biliyorsunuz ki hiçbir şey yok. Şimdi bunu deneyeceğiz beraber. Şimdi benim cildim normalde kuru. Kurudan böyle karmaya doğru gibi düşünebilirsiniz. Suratıma nemlendirici de var şu an, ama genelde buraların böyle kupkuru oluyor. Alnım kuru oluyor, ama buraların böyle bence yağlı oluyor. Hani öyle düşünüyorum. Yapısına ben daha önce baktım. Yapısı böyle biraz bilmiyorum, yağlı gibi geldi. Bence yağlı ciltler kullanamazmış gibi geldi. Şimdi onu bir deneyeceğiz. Bir de en açık rengini aldım. Bir de renk sıkısı var bende. Çünkü renkler bana hep koyu geliyor, ama bence bunun en açık rengi yine iyi gibi geldi. Kapatıcılığı orta kapatıcılık.
benim için yeterli kapatıcılık. Genelde benim burayla bura hiç tutmuyor. Buram böyle biraz daha açık kalıyor. Surasım da açık ama o yüzden şuralarıma böyle kapı şeyle çok açık bir kapatıcıyla geçiyorum. Bugün geçer miyim bilmiyorum ama böyle izlerim falan da var. Ben buraları böyle yapıyorum. Ama zaten ben bu şekilde çıkarım ya. Bayağı kapattı bu arada. Nasıl, çok tam fark var mı? Bir de dişlerim garip gelebilir size. Dişimi sıkmaktan dişimi kırdım arkadaşlar. Böyle bir kötü bir talihsiz bir şey yaşadık. Bu kadar çok sıktım bilmiyorum açıkçası ama bildiğiniz dişim kırıldı. Ve tekrar yapıyoruz. Bence nazar. Altta da bir şey kırılmış. Orijinal dişim. Üstte de kırılmış. Burada öyle böyle değil yani. Yani çok kötü yani. Kasılı bir şekilde uyanmıştım zaten. Çok tatsız. O yüzden tekrar gittim işte kırık olan şeyleri çıkardık. Yani altları biraz tamir ettirdik. Şu an geçici dişlerim var. Eski dişlerim de tamir oluyor diyebiliriz. Daha doğrusu yeniden baştan yapalım falan dediler ama bilmiyorum. Yani eskisi gibi olacak. Bu da aslında belli olmayabilir. Emin değilim. Bence sadece biraz daha parlak gibi gözüküyor. Anlatılacak kadar önemli bir şey de değil aslında ama yine de hani böyle farklı gelirse diye bir söylemek istedim. Şimdi fondöteni bence güzel. Beğendim. Bayağı güzel. Gözlerim değil. Gözlerime sadece rimel süreceğim. Şunu yeni aldım. Pastelin Sunlight Highlighter, böyle sıvı bir highlighter. Çok günlükmüş gibi geldi. Nerede hiç ışıltısı yok gibi geldi. Bir de testerlar kalktı ya. Telefonumu da o gün evde unuttum. AVM'de birkaç saat geçirmek durumunda kaldım bir günde. Yorumsuz aldığım ürünler aslında bunlar. Bir de burada bakalım istiyorum. Düzgün ilerleyelim. Şimdi bunu ben zaten daha önce almıştım. Misha'nın bu likit bronzer'ı. Benimki sıcak ve soğuk iki ayrı renk var. Sıcak olanı. Ben kışın da sıcak olanı kullanıyorum. Soğuk olan bana biraz şey geliyor. Beyazım ya biraz. Böyle çok sert geliyor. O yüzden sıcak olanı kullanıyorum ben. Şöyle aşırı doğal oldu. Mesela ben şuraları bir kat daha geçerim. Güzelmiş şimdi. Niye bunu beğenmemişsem bayağı hoşuma gitti şu an. Şimdi pudrayalım kendimize. Çünkü çok ışıldıyoruz. Ben bu kadar vıcık vıcık pudra sebebi de şuraya çok geldi. Oraya şimdi pudrayacağım. Kıskırmadan sürdüm rimeli. Bence gayet iyi. Şöyle bir kalem aldım. Bu dudak kalemlerinde yaşadığım sıkıntı anlatamam. Sürekli aynı rengi alıyorum. Sürekli aynı renk. Bu sefer dedim ki hani koyu gibi gözüken bir renk alacağım. Bu Golden Rose'un 504 numaralı bir kalemini aldım. Bundan çok memnunum çünkü böyle çok pembe hani çok doğal, çok nude durmuyor bende. Kahve tonları var. O yüzden çok mutluyum. Bu tarz böyle biraz daha koyu, mürdümsü, kahvemsi de daha çok mürdümsü bir renk arıyorsanız bence güzel. Dudak kalemini tam sürüyorum ben ve üzerine gloss geçiyorum. Aslında dudak kalemini ruj gibi kullanıyorum. Hem daha kalıcı oluyor hem daha pratik oluyor bence. Çünkü rujlar çabuk şey yaptığını düşünüyorum. Maybelline Lifter Gloss'larından Moon rengini kullanıyorum. Böyle bir rengi var. Yani rengi aslında şöyle yani. Rengi aslında yok gibi. Pembiş böyle bir ışıltılı şöyle duruyor. Kalemle beraber. Normal rengi bu. Bunu aldım. Bir body peeling. Hoş bir kutu var. Şöyle içi de şu şekilde. Umaranın da böyle bir şey varmış. Bir deneyeyim istedim. Bir de bunu almışken aklıma bir süredir almam gereken ama almadığım bir şey geldi. Bu at kılı fırçadan aldım. Eda Taşpınar'ın bu da. Bu kuru olarak kullanılıyor. Bu şekilde. Böyle böyle alıp alıp. Canı sıkıldıkça yapıyorsunuz. Bu. Bir de batıklarım var. Özellikle lazerden sonra şimdi o kılların çok güzel çıkması gerekiyor ki bir dahaki lazerde o köklere vuruş yapılabilsin. Ama benim batıklarım oluyor. Batık olunca çıkmıyor. Ben onu iyice bir keseliyorum. O yüzden şu peelingleri bayağı kullanıyorum bu ara. İyi oluyor. Keseliyorum. Ama yine de böyle kuru şeylerle de o poçalarla da desteklemek gerekiyor. O yüzden aldım. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere diliyorum. Sizi hepiniz çok öpüyorum. Güzel bir Temmuz ayıydı bizim için. İnşallah çok güzel bir de Ağustos ayımız olur. Yani dileklerim bu yönde. Eğer videomu beğendiyseniz de videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Bye bye.